Bitlo kripto para platformu sunar. Günün sözü: Tek hurmayla beslenen Peygamber ve yamalı cübbe giyen Ömer hikayeleriyle halkı kandırıp kendileri için saraylar inşa ettiler. Ali Şeriati. Merhaba Levent Bey, hoş Merhaba geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Narin Güran cinayetiyle başlayalım bugün. 24 isim gözaltında, İçlerinden biri 200 bin lira karşılığında Narin'in cesedini nehir kenarına bıraktığını itiraf etti. Soruşturma tabi devam ediyor. Narin'i kim niye öldürdü? Hangi sayıklarla öldürdü? Bunu ilerleyen günlerde öğreneceğiz. Fakat diğer taraftan Narin cinayeti üzerinden siyasi bir kavga dönüyor. Narin abisinin Dem partili olduğu iddia edildi bazı sosyal medya hesapları tarafından. Nevroz'a katıldığına dair görüntüler paylaşıldı. E, DEM Park'ta açıklama yaptı. Onlar da e, Hüdapar tarafından hedef alındığını söyl söylüyorlar. Tam olarak neden ve nasıl bir kavga dönüyor? Siyasi ahlaksızlık her tarafı sardı. Kepazelik ya, akıl alır gibi değil. Ortada bir çocuğun canınsız bedeni var. 8 yaşında bir çocuğu kaybetmiş bir ülke. Siyaset hala bunun üzerinden kendisine alan devşirme terbiyesizliğinde. Ama bunu dem başlattı önce biliyorsun. Dem çıktı dedi ki bu şeyde Diyarbakır'da gösteri yaptılar. Kahrolsun Hüdapar, kahrolsun Hizbullah diye cinayetin arkasında Hüdapar varmış gibi bir algı yarattılar. Hatta ben de burada bir yayında Hüdapar'lı olduğu söyleniyor diye ailenin işte başkalarının konuşmalarına göre AK Parti ilçe başkanına yakın, eski ilçe başkanı olduğu söyleniyor falan filan AK Parti'ye yakın olduğu söyleniyor. Dem böyle bir şey başlattı orada. Ardından da bu sefer de tersi başladı. Vay işte kardeşi Dem Partiliymiş, işte TikTok'ta videoları varmış, mitinge katılmış, amcası Dem Partiliymiş. Büyük bir ahlaki erozyon yaşıyor ülke. Yani ölen çocuklar üzerinden bile siyasi kepa, yani siyaset ...şeyi çıkar peşinde koşmaktan zerre kadar utanmıyorlar. Hiçbiri utanmıyor. Hepsi aynı. Yani bu sadece bir tanesinin meselesi değil. İstanbul'da diyelim ki büyük küçük çekmecede gölde bir çocuk boğuluyor. Bir sürü ahlaksız vay Ekrem İmamoğlu sen bir çocuğa işte CHP'li belediyeler böyle diye İmamoğlu... ...sanki İmamoğlu gidecek oradaki kuyunun başında dikilecek duracak. Ya da diyelim ki biri ölüyor vay bu AK Partiliydi diye bu sefer buranın ahlaksızları sardırıyor. Yani bir cinayet işlendiğinde o partili bu partili olabilir. Sonuçta bu ülkenin insanı. Ya A partisine oy veren olacak ya B partisine oy veren olabilecek. Ama şeyde ki doğudaki biraz farklı. Doğuda Hizbullah'la Dem Parti arasında bir alan kavgası var. Kürtlerin sahibi sözcüsü kim olacak kavgası? Ee, Hizbullah'ın yani şeyin Hüdepar'ın giderek alan kazanması demi rahatsız ediyor. Demin giderek etkinlik kendi alanında güçlü belediyelerle beraber varlık göstermesi Hizbullah'a şeyi Hüdepar'ı rahatsız ediyor. Yani kimi Hüdapar'ların radikal İslamcı yaklaşımları, kafeleri basmaları, oralarda kendi kendi dünya görüşüne göre bir hayatı insanlara dayatmaya kalkmaları. Yani radikal İslamcı bir kafayla o bölgeyi dizayn etme çabası içine giriyorlar. Buna hedef dem tepki gösteriyor. Demin bu sefer daha seküler bir yaşam, kendince bir hayat tarzı var. Seküler Hüdapar buna şey yapıyor. Ama burada acayip bir ülke burası. Yani siyaset ümüğümüzü emdi, hayatımızı çaldı, her şeyimizi yok etti. Ya dirimizi mahvetti, şimdi ölümüzün üzerinden pay kapmaya çalışıyorlar. Yoksulluğumuzu kullandılar. İşsizliğimizi kullandılar. İnancımızı kullandılar. Kimliğimizi kullandılar. Mezhebimizi kullandılar. Aklın gelecek bütün değerleri siyasette kullandılar. Yetmedi şimdi çocuklarımızın cesedini kullanıyorlar. Yani ben artık bundan daha büyük bir rezillik düş. Hepsi ama yani bunu bir taraf için söylemiyorum. Demlisi de aynı, AK Partilisi de aynı, CHP'lisi de aynı, Hüdaparlısı da aynı. Çünkü siyaset hepsinin insanlığını almış. O çocuğun canına baktıklarında orada 8 yaşında canını vermiş bir çocuk görmüyorlar. Onun ailesini araştırıyorlar. Hangi parti oy veriyor? Düşmanıma nasıl buradan saldırabilirim? Rakibimi buradan nasıl bir zaafa uğratabilirim? İşte küçük çekmece gölünde bir çocuk boğuluyor. Ben buradan Ekrem İmamoğlu'nu nasıl yıpratabilirime bakıyor. Orada çocuk onun umurunda değil. Başka bir yerde diyelim ki bir AK Partilinin olduğu alanda bir çocuk vay ben buradan iktidarı nasıl boğabilirim? Ya ortada bir sorun var. Bir ülke çürümüş. Koca bir ülke, koca bir köy bir çocuğun ölümünün sebebini bulamıyor. Herkes suskun. Akıl almaz iddialar dolaşıyor. Yok çocuk işte annesiyle amcasını uygunsuz bir vaziyette görmüş de onun için öldürmüşler kimi öyle diyor. Kimisi kardeşi uyuşturucu bağımlısı acaba o öldürdü aile şey yapmamak için. E, kapatmak için böyle ketum davranıyor. Orada başka bir kadın mezarın başında ağlarken kızın bir önceki ablasıyla ilgili onu da ima ediyor. Onun da böyle öldürüldüğünü koca bir ülke. Ortada bir çocuk cesedi var ve büyük bir kepazelikle siyasi rant kavgası veriyorlar. Ahlak yok, vicdan yok, insanlık yok, haysiyet yok. Acıma duygusu bile yok. Acımaları bile numara. Bak ortalıktaki bu gözyaşı, bu ağlama sızlama var ya büyük bir sahtekarlık. O çocuğa şu kadar zerre kadar acıyorlarsa ben insan değilim. Çünkü bütün olan bir tane Türkiye'de şöyle bakıyorlar. Evet bunu kim yaptı? Demli yaptı. Evet şimdi buradan nasıl çakacağız deme. Bunu kim yaptı? AK Partili. Evet buradan AK Parti'ye. Bunu kim yaptı? MHP'li. Bak bak katilin arkasında bir Türk bayrağı var. Ne yapacak? Katil bu ülkenin katili. Arkasında Türk bayrağı olacak. Türk bayrağı var diye vay bu MHP'li bu sefer ona yükleniyorlar. Hmm. Vay me demin mitingine, ulan Diyarbakır'da yaşayan adam demin mitingine katılıyor. Başka nereye katılacak yani? Hani oranın seçmeni oluyor genelde. Vay demin mitingine katılmış. E dem mi dedi git çocuğu öldür ona? Hani veyahut diyelim ki baba Hizbullahçı olsun yani şeyci olsun, Hüdaparlı olsun. Hüdapar mı git dedi kendi kızını öldür diye. Siyaset çürüttü, ahlakı da yok etti, vicdanı yok etti. Ya her şeyi unuttuk. Her şey rakam, makama. Biz mi geleceğiz, belediye, biz mi kazanacağız, parayı biz mi oturacağız? Ya burada ne oluyor, ne bitiyor? Asla böyle bir şey yok. Ne yazık ki çürümüş bir toplum birbirini yiyor. Siyaset üzerinden birbirini yiyor. AKP Diyarbakır Milletvekili Ensari oldu da çok ilginç bir açıklama yaptı. O da diyor ki bazı şeyler söylenmemeli. Onlar bizim aile dostumuz. Yani hepsi suçlu değildir gibi bir açıklama yaptı. Çok tepki ya şu utanmaza bakar mısın ya? Ya şu vicdansızlığa bakar mısın? Ortada bir 8 yaşında bir çocuğun ölüsü duruyor. Aile dostuymuş. Allah senin aile dostunun belasını versin. Bir hangi dostluk bir çocuğun canından daha kıymetli olabilir ki? Ortada bir cenaze var ya. Sen ne biliyorsun da söylemiyorsun? Neyi söylemiyorsun? Söylemiyorsun tonlarca ortada delik dedikoduda dolanıyor. Aile dostumuz varmış, itibarını koruyacakmış. Batsın bunların itibarı, kendi çocuğunu öldüren bir ailen ne itibarı olabilir? Hangi itibar olabilir ki? Kendi çocuklarına bir yaşam sunamayı başaramamış bir ailenin nasıl bir itibar olabilir? Ortada sosyolojik bir çöküş var, özellikle Anadolu'da. Toplum çürümüş. Sadece Anadolu değil, büyük şehirlerde de öyle. Yukarıdan aşağıya bir lağım akıyor ülkede. Siyaset yukarıdan aşağıya lağım akıtıyor hukuku yok ediyor, değerleri harcıyor, yok ediyor. Toplum sosyolojik olarak çözülüyor ilmik ilmik. Değer kalmıyor, aile kalmıyor, can kalmıyor, hayatın kıymeti kalmıyor. Yaşamın bir anlamı kalmıyor. Yaşam yani canlı olarak bir, hani öyle bir ya bu can yaşamalı. Hani eskiden şey yapardın. Bir çiçeği ezmeye, ulan canlı bu çiçek yani bunu ezmeyelim. Böyle bir şey kalmadı ülkede ülke çürümüş. işte koca adam AK Parti milletvekili yapmış, çıkmış diyor ki aile dostumuzdur. Çok fazla da konuşamam diyor. Hala dostluktan bahsediyor. 8 yaşında bir çocuk öldürülmüş ya. Dünya durması lazım. Bir ülke durur. Ya nasıl olabilir burada? Bir de kendi ailesinin ya koca bir köy bir bataklığa dönüşmüş. Koca bir köy kimse bilmiyor. Herkes susuyor. Hele o itirafçının adamın soğuk soğukkanlılığına bakar mısın ya o itirafçı var ya bir tane. Gittim baldızıma bilmem ne götürdüm. Sonra namazımı ya kıldım. Ya adam vardı. bak sanki Hallettim. böyle. Ya benim bir çuvalım Sıradan unu... bir mevzu. Bak ya soğukkanlığına bakar mısın insanlardaki? Ben sanki bir çuval un bir yere taşıyacağım. Rastgele birini arıyorum. Daha doğrusu biri beni bir şey için arıyor. Adam onu arıyor. Elektrikleri niye yok diye. Muhtar ya. O da diyor ki ya sana bir şey, burada bir şey var diyor. Onu bir kaybet sana 200 bin lira vereyim. Ne kadar rahat. Yani kendi öldürdüğünü kendi temizlemiyor bile. Yani kendi gizli saklama. Birini orada havaya o da hiç. Ya bir dakika sen bunu niye öldürdün, bu çocuğu kim öldürdü diye sormuyor. Sonra soğukkanlılıktaki pervasızlığa bakar mısın? Çuvala koydum, ağzını bağladım, götürdüm, dereye koydum, sonra gittim namaz kıldım diyor. Sormadım çocuk niye ölmüş, kim öldürmüş, sen bu çocuğu niye saklıyorsun demedim. Ya gidip kimseye anlatmadım. Kendime de sormadım. Ardından kalkmış hiçbir şey yokmuş gibi ekiple beraber aramaya çıkmış günlerce. Günlerce beraber aramış çocuğu. Ben böyle bir soğukkanlılık, böyle bir rezalet, hakikaten yani yukarıdan aşağıya doğru böyle bir derdin bir çürümü var. Bizimkilerin derdi siyaset. Bu çürük toplumu kim yönetecek derdindeler? Çocuğun arkasından da tabutun üzerine gelinlik koymaları Rezalet. da çok. yani o çocuk daha 8 yani yaşında ve okulda söyleyeyim. olması gerekiyor. Çürümüşlük gelir. böyle bir şey Melike. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğu yetisini kaybediyorsun çürüdüğünde. Çürümek iyi ile kötünün yanlışla doğrun ayrımını ortadan kalkıyor orada. O adam o, o gelinliği getiren aklınca güya duygusal iyi bir şey yaptığını düşünüyor. 8 yaşında çocuğa ben ne gelinlik getiriyorum demiyor mesela, anlatabiliyor muyum? Ama çürüme böyle, çürüme, lümpenleşme, yani aklın devreden çıkması, yani geniş çaplı düşünme, et, olgunca, etraflıca düşünerek hareket etme devri bitiyor tamamen. ya Orada böyle düşünmeyen, zombiye dönüşmüş, değerleri olmayan, Namaz kılan ama çocuğun cesedini şey kenara bırakan. Namaz kılan ama öbür taraftan rüşvet alan. Diyanet İşleri Başkanı olup ama işte makamara israfta hal şey har vurup harman savuran. Cumhurbaşkanı olup ülkeyi bölen konuşmalar yapan. Anlatabiliyor muyum? Böyle zombi ya. Zombiler ülkesi böyle. işte yazarı, Gazi ekranlara bakıyorum. Delirmişler diyorum. Acının üzerinde tepiniyorlar bir kanalda mesela. Ya bildiğin kadın, acının, acının pornografisini yayınlıyorlar. Üç kadın bir oldu hadi Nari'nin e, ölümüne farkındalık yaratacağız çığlık atıyoruz deyip çığlık ya attılar. şimdi Furkan o videoyu bulup koyabilirse koysun. Beyaz TV'de yani üç tane beyaz. kadın senin dediğin. Delirdim gördüğümde. Halk TV'nin ana haberde Ece Üner müzik eşliğinde duygusal konuşma yapıyor. Sen ne yapıyorsun be kardeşim ya? Ne Hep birlikte vardı? tüm Türkiye çığlık olsun. Narin için atıyoruz. 1 2 üç. Aa! Bu acının pornografisidir ya. Ya acımanın bir üzülmenin de bir ağır başlığı vardır. Üzülen insan şovunu yapmaz. Ben onları neye benzetiyorum biliyor musun? Anadolu'da kadrolu ağlayanlar vardır bilir misin? Evet. Çok meşhurdur bu. Genel genelde cenaze evlerinde tuhaf bir neşe gelir cenaze evine. Özellikle cenaze sahiplerine. Belli bir süre çok tuhaf bir böyle bir gülme krizi gelir. O tuhaf ben onu hep çok şaşırırım böyle. Hepimize gelmiştir o. Orayı kapatmak için bazı insanlar vardır. Gelir senden daha fazla, senden daha gür sesle ağlarlar cenaze evi formatına sokmak için orayı. Onların görev odur. O teyzeyi görürdüm ben çocukken. Herkesin cenazesinde aynı tonda ağlıyor ama herkesin. Çünkü onun görevi o. Para almaz. Para değil. Yani o kendi öyle bir vazife edinmiş onu. Ya ben gideceğim orada ağlı. Türkiye bu halde. Büyük bir ikiyüzlülük şovu izliyoruz. Herkes çok üzülüyor. Herkes çok ağlıyor. Herkes ama Narin diyor. Ağzından başka kelime çıkmıyor. Narin'in hayatı bir günde böyle gelmiş. Türkiye bir günde çürümüş. Bu ülkede sadece Narin ölmüş. Daha iki gün önce söyledik. Leyla Akdemir değil mi? Van'da. Aynen. Unuttuk. Kaç tane çocuğu unuttuk? Narin'i de yarın unutacaklar. Tepinecekler, sömürecekler. Duygu sömürüsü yapacaklar. Ekranlarda vicdanlı insan pozunu verecekler, sonra dönecek yatında, katında, gece kulübünde, keyfinde, sefasında hayatını sürmeye devam edecek. Şunu demeyecek. Bu topluma ayak kaldırmamız lazım. Bu toplumun eğitimini düzeltmemiz lazım. Bu ülkeyi düzeltmemiz lazım. Bu nasıl? Hem sosyolojik çürüme yaşıyoruz, hem siyasi çürüme yaşıyoruz, hem ahlaki erozyonumuz var. Hem hukuk anlamda bir çöküş yaşıyoruz, hem siyasi anlamda bir Enkazın altına düşmüş durumdayız. Buradan doğal olarak sağlıklı birey çıkamaz ki. Burada bir hayat varlığını sürdüremez ki. Burada çocuklar da ölür, gençlerin hayatı kaybolur. Kadınlar her ay 20-30 sene kadın sokakta öldürülür. İnsanlar yani baş eğitim berbat durumda, hayat yoksulluk bir taraftan. ha Böyle bir ülkede sen ne yalandan günlük, Acı, yani bugünlük acı dozumuzda hallettik der gibi. Ama beni en çok kızdıran iki şey. Bir, bunun siyaset malzemesi yapılması büyük bir kepazelik. Her taraf için söylüyorum. Herkes aynaya baktığında şöyle desin. Ben ne aşağılık bir adamım. Partimden başka bir şey bakmıyorum. Gördüğümde partili arıyorum. Karşıdaki insanın partisini merak ediyorum. Kimliğine bakıyorum, mezhebine bakıyorum, inancına bakıyorum. Ya insan mı değil mi buna bakmıyorum demiyor. Deli gömleği gibi bir parti gömleği giymişler. O parti gömleği üzerinden bu ülkenin çolu çocuğunun cenazesi üzerinden siyasi çıkar hesabı yapıyorlar. Toplumda bu tür infal yaratan olayların hemen ardından da tek bir konu tartışılıyor. İdam çağrıları. Şimdi yine idam çağrıları yapmaya başladılar. Mustafa Destici'den gördüm mesajını. Şamil Tayyar yaptı. Yani bunun karşılığı idam mıdır illa? İdam cezasını neden biz konuşuyoruz sürekli? Evet, bence sürekli. idam geldiğinde sehpayı kuralım. Acaba o listenin başında kim olur çok merak ediyorum. Gerçek bir sehpa kurulacaksa bu ülkeyi bu hale getirenler, siyasetçilerden başlamamız lazım idama eğer öyle bir şey olacaksa. Ama bu idam çağrısı yapan utanmazlar şunu bilmiyorlar. Sen var olanı uygulamıyorsun. Var. Var olan cezayı uygulamıyorsun. Mesele idam değil ki sen hukuku yok ettin. Yani var olan hukuku yok ettin. Adam kara paradan 40 yıl hapse gözaltına alıp ilk cesede serbest bırakıyorsun. Hukuk yok mu orada? Var. İşte kız çocuğunu öldürene müebbet veriyorsun. Yeğenini öldürene. işte 2018'deki Van olayı geçen hafta anlattın. Evet. Leyla Al Aldemir. 4 yıl sonra para, bir şekilde müebbet hapis bozuluyor dışarı çıkıyor. Arkası sağlam olan hapis yatmıyor. İdam gelsene olacak? Hangi hukukla vereceksin? Parayı basan idamı da satın alıyor parayı basan hapsi satın alıyor. Memlekette hukuk yok ki, anayasa yok ki. Anayasanın olmadığı yerde idam gelse ne olacak? Bunlar laf. Bunlar gerçek meselesi değil. Herkes onunla da kendine oradan bir siyasi çıkar çıkarma çabasında. Çünkü hazır bir karambole getirdik. Toplumda bir infal var. Abi buradan bir idam getirirsek dönüp onu siyasi siyasi suçlara uygulayacaklar. Kimse bu ülke katili hırsızı cezalandırmaz. Sen bu ülkede bir tane hırsızın, siyasi bir hırsızın hapis yattığını gördün mü? Ben bir tane siyasi hırsızın hapis yattığını görmedim. Ama düşüncelerinden dolayı 30 yıl hapis yatan insanlar var şu anda. Için. Düşünce ya. Sen bir katilin 30 yıl yattığını gördün mü? Ben görmedim. Engin Polat 6 ayda çıktı evet, mesela. Sadece Engin Polat mı? Mesela geçen çıktı. Ya deprem geldi. meselesinde... Kaça şeyi inşaat yapanlar mı Mütahitler. serbest kalmadı? hepsi bir yıl içinde. Bir yılda hepsi çıkıyor. Sen Yüce Divan'a gidip de uzun hapis yatan bir tane sen siyasi hatırlıyor musun? Bu ülke onlarca yıldır yüzlerce yolsuzluk iddiasıyla çalkalandı. Bankalar, ilk san dosyası. Yani aklı, bir tane siyasi hapis mi yattı? Hukuk dediğin garibana işliyor. Zengine idam kararı gelsin onu da garibana işleyeceksin Parası olmayana işleteceksin, garibana. İdam şu. Lümpenlik. Kahvedeki 3-5 kişi, abi asacaksın şuraya bir dar ağacını, bak bakalım bir daha. Düzey bu. O adam işte parti başkanı olmuş. Kahve. Kahvedeki amcanın, ya abi, bir dar ağacı koyalım da bakalım bir daha kimse böyle yapacak mı? Diyen amcanın düzeyi. Öbürü milletvekili olmuş. Öbürü sanatçı olmuş. Düşünmüyor ki. Burada hukuk yok. İdam olsa ne olacak? Burada anayasa uygulanmıyor. İdam olsa ne olacak? Burada hakimler, savcılar parayla satın alıyor. İdam olsa ne olacak? Vardı işte. 2010, 2000, 1999'dan önce idam vardı memlekette. Gücün yetti mi Öcalan Asma'ya? Hem de bu ülkenin Milliyetçi Partisi'nin eliyle kaldırttılar o idamı. Sen öyle istediğini as asmaya gücün mü yetiyormuş? Öyle bir dünya mı var? suçlu da gidiyor, suçlu da gidiyor. Artık o idam ipi kimin eline geçiyorsa onun boynuna geçiriyor. Yani o yüzden delirmiş vaziyetteler. Dertleri çözüm değil. Dertleri laf olsun, çözüm olsa anayasa uygulanmıyor. Oradan isyan ederler. Dertleri çözüm olsa ya bu ülkede hukuk katledildi. Gözümüzün önünde 85 milyon aptal yerine konuluyor. Hırsızı serbest bırakıyorlar, katili serbest bırakıyorlar. Adam arabayla çarpıyor 3 mesela Gözümüzün önünde olmadı mı bundan birkaç ay önce? Eylem. Kızı, Kızılay Başkanı ya. Haklı. Kızılay Başkanının kızı çarptı arabayla. Vurdu birini. Tutuksuz ya ya bir dakika şu rapora bakalım. Sen mi haklısın? Vuran mı haklı? Vurulan mı haklı? Demek için 3 günlük bir gözaltı yapmadılar ya. Arkan varsa hukuk mu var ki memlekette? Ortadan kaldırın. İdam getirecek. İdamı getireceksin. AK Partili kınıkın kızına uygulanacak mı? İdam getireceksin. Dilan Polat'ın arkasında duran siyasiler varken ona uygulanacak mı? Yok. İran'da idam var ama mesela Mahsa Amini protestolarına katılanlar. Yani sırf eyleme katıldığı Tabii. için idam edildi bir sürü edenler. kişi. Ha, hakkını idam Aptalca bir şey. Hukukun olmadığı bir yerde idam olsa ne olur olmasa. Türkiye'nin güçlü bir hukuka, güçlü bir anayasaya, güçlü bir kurallara en baştan başlayan, herkesin uyduğu, hukuk devleti demek böyle bir şeydir. Hukuk devletin önünde herkesin eşit olduğu aman aman bir vergi kaçırırım, bir hırsızlık yaparım, birinin hakkını yerim. Bu bana çok ağır patlar. Trafikte kırmızı ışıkta geçerim. Çok ağır bedel öderim. Bir yanlış yaparım. Çok ağır bedel. Bunları, bunlar, bunlar yerleşmediği müddetçe bu toplum çürüyecek. Çürüme, sosyolojik çürüme. Bu daha önceden başlamıştı. Bu iktidar hızlandırdı. Hukuku yok ederek hızlandırdı. Kuralları yok ederek hızlandırdı. Siyasette bütün değerleri kullanarak daha da hızlandırdı. Ve şu anda en ağır bir çözülme yaşıyor toplumda. Onu da idamla çözecekmiş falan filan. Ekonomiyle devam edelim. Doğalgazda, akaryakıtta, tütünde, içkide neredeyse biz her kalemde özel tüketim vergisi veriyoruz. Bunlar da her yıl katlanarak artarak devam ediyor. Halk TV'de Ekrem Açıkel çok dikkat çekici bir veri paylaştı. Diyor ki Volkswagen grubu 2023'de 10 milyon araç üretmiş. 18 milyar euro da bu araçlardan kar elde etmiş. Biz de bu araçları aynı dönemde e, satmışız ve ÖTV geliri olarak 18 milyar 600 milyon dolar elde etmişiz. Yani Almanlar üretmiş biz sadece ÖTV'den. Neredeyse onlardan daha fazla para kazanmışız. Nasıl oluyor bu iş? E, Nasıl diyor, bu kadar ÖTV ödebiliyoruz? Çok şaşırdım. E, i̇ktidar diyor Almanya bizi kıskanıyor inanmıyorsunuz. <laughs> Almanya kıskanır ben de olsam kıskanırım. Ben burada fabrikalar kurmuşum, risk almışım. On binlerce insan çalıştırıyorum. Yılda ürettiğim 10 milyon araba ka ettiğim kar 18 milyar, milyar dolar. Türkiye elini sıcak sudan soğuk suya koymamış. Benim 18 kadar, 18 600 milyon ondan milyon daha fazla. <laughs> 18 milyar, 600 milyon dolar kar etmiş benim işlerimden. Çünkü burası, burası yonulacak kazların ülkesi. Biz yonulacak kazız. Biz insan değiliz. Biz hakkımızı aramayı bilmeyiz. Biz iyi bir yaşamı hak etmiyoruz. Biz karnımızı doyurmayı, hayvan gibi yaşamayı, hayvan gibiden kastım şu. Hayvan biliyorsun günlük yaşar. Karnı doydu mu tamam. Başkasına bakma. O karın doyma düzeyi hayvan gibi yaşamaktır. O yani bir rahatı, bir konforu, bir özel hayatı, bir tatili, bir keyfi, zevki, bir konseri, bir tiyatrosu olmayan karın doyurmayı bu ülkede iyi bir yaşam sürme olarak görüyoruz. Çünkü oraya geldi. Çünkü artık öyle bir noktaya geldi ki evet abi aman dışarıda kalmayayım, aman aç kalmayayım, aman kimseye muhtaç olmayayım. Lanet olsun. Lüksü geçtik aşamasına getirdiler bizi. Çünkü burada burada Onurunu, haysiyeti, insanlık onurunu dert eden insanların ülkesi değil burası. Burada siyasetçilerin kulu kölesi olmuş. İşte biraz önce anlattığımız narin üzerindeki Her biri bir siyasi kampın kölesine, paralı kölesine dönüşmüş. Her biri bir siyasetçinin paralı askerine dönüşmüş. Aç susuz kölelerin yaşadığı bir ülke burası. Böyle bir ülkede iktidar bir arabaya o arabanın iki katı kadar vergi koyar. Ya bugün Ozan Bingöl'de gördüm. O evet. da açıklamış. TRT'ye son 20 yılda 10 milyar 800 milyon dolar vergi ödemişiz. Sadece TRT'ye. 10 milyar 800 milyon dolar. Ne demek biliyor musun? Ya havadan karadan vergi alıyorlar. Vergiye çalışıyoruz. Yani nereye gidiyor? Tamam olur. Keşke mesela şunu yapsalar. Alır. Okullar, yollar, hastaneler, çocuklarımızın eğitimi, eğitim kalitesi, okul kalitesi deriz ki evet abi yoksul yaşıyoruz ama olsun bizden sonraki nesiller için çok güzel bir ülke kuruyoruz. Evet belki tatile gidemiyoruz çok vergilerden dolayı ama çocuklarımıza olağanüstü bir hayat hazırlıyoruz bu ülkede. Gelecek. Böyle bir şey yok ki. Evet. Çocuklara berbat bir hayat bırakıyorsun. Kaz gibi yoluyor siyasetçiler. Yukarıda kendilerine sefa sürüyorlar. Hepsi devletin uçağıyla, öbürü belediyenin imkanıyla, öbürü partide aldığı milletvekili maaşıyla. Avrupa'daki asgari ücret kıyaslamasına baktığımızda Avrupa'nın en yüksek milletvekili maaşı bizde ödeniyor. En yüksek milletvekili maaşı bizde, en düşük asgari ücret de bizde. Bu bizim ne kadar yorulacak kaz olduğumuzun en somut bak tekrar söylüyorum. Avrupa'daki asgari ücret kıyaslamasını aldığımızda en yüksek milletvekili maaşı bizde, en düşük asgari ücret bizde. Yani halka, vatandaşa en düşük, vekile, siyasetçiye en yüksek veren ülkeyiz. Her alanda uçakları, yatları, konforları, koruma orduları onları finanse ediyoruz. Hakkımız aramayı bilmiyoruz, sormayı. Niye bilmiyoruz? Çünkü siyasi kavgaya döküyoruz. Çünkü AK Parti'ye bir şey söylerken CHP'li adına söylüyoruz. CHP'ye bir şey söylerken AK Parti adına söylüyoruz. Deme bir şey söylerken Hüdapar adına söylüyoruz. Hüdapar'a bir şey söylerken Dem adına söylüyoruz. Tabii ki biz ülke adına dönüp hepsine hepinizin canı cehenneme siz ne yapıyorsunuz? Biz burada biz burada köle hayatı sürüyoruz. Biz yoksul berbat bir hayat sürüyoruz. Ben Demli de ekmeğe muhtaç, MHP'lisi de muhtaç. Hüdaparlısı da aynı şartlarda aynı çöplükte yaşıyor. Demlisi de aynı çöplükte yaşıyor. AK Partilisi de aynı yoksul. CHP'lisi de aynı yoksul. Peki sefasını süren kim? Siyaset esnafı. Siyaset esnafı halinden memnun mu? Memnun. Üstelik bir de bizim çocuklarımızın canı üzerinden ayrı bir siyasi kavga veriyorlar. Bu O yüzden normal, ben bir şey görmüyorum. 65 bin liralık e, iPhone'dan Vergileri çıkarttığında 27.000'e denk geliyormuş. Ben de ona çok üzüldüm. E çünkü Amerika'da bir iPhone bin dolar. Evet. 1000 dolar. Türkiye'de kaç lira? 2000 dolar. Ya normal bir iPhone almaya gücün yok bu ülkede ya. Biz bu haldeyiz. Vergiyi veren biziz ama iPhone almaya gücümüz yok. Herkesin siyasetinden, onundan herkesin maaşını biz ödüyoruz. Ülkeyi biz sürdürüyoruz. Biz derken toplum 83 milyonu kastediyorum. Biziz kardeşim patron. Bize caka satan siyasetçiler bizim hizmetkarımız. İster adı Cumhurbaşkanı olsun, ister İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, isterse filan bakan olsun. Benim önümde önünü iliklemek zorunda. Ben onun maaşını, ben, biz, biz, halk. Biz olmazsak onlar hiç ama biz, biz bunların kölesine dönmüşüz, biz şey yapıyoruz. Bu hayata razı oluyoruz, sefasını onlar sürüyor. Biz de ondan sonra birbirimiz diyoruz. AK Partili, Demli, Hüdaparlı, CHP'li. İnsan olmadıktan sonra hangi partiden olursan ol. İşte yaşadığımız hayat orada diyorum ki bir iPhone ya bir iPhone iki katı fiyata nasıl çıkabilir? Bir de bugün baktım dünyadaki en pahalı iPhone Türkiye'de satılıyor. En pahalı. İki, yani son açıktan hı hı. dün iPhone 16. 6, hı hı. 2200 dolar. Birincilik Brezilya'daymış onu biz almışız. Niye? Vergi ve kurdan dolayı. Ya böyle bir ülke olabilir mi? Ya basit bir iPhone var. Ha şu hayatta çok mu görürsün? Gidip bırak paramızı var, gidip alalım kardeşim. Yok abi her taraftan deli durur vergisi koy. Her tarafta. Araba. Ya bir tane düzgün bir arabaya bineyim diyorsun. Mümkün değil. Tog yapıyoruz dediler. Rezil ettiler. Bak sahip çıkıyorlar mı? Elde kaldı. Bak artık gündemden düştü. Seçim yok ya. Reklam yapıldı bitti. Bitti. Ne doğru düzgün bakıyorum iktidara yakın kalemler de artık ağzını açıp gözünü yumuyorlar. Ya siz ne yapıyorsunuz? Niye doğru düzgün? Çünkü çünkü sahipsiz kaldı. Çünkü bir ülke böyle zorlamayla bir şey yapamazsın. Çünkü bir ülke üretim yok ki orada. Çünkü orada bir kalite yok ki. O kaliteyle beraber markalaşma ortaya çıkar. Sen araba yapacaksın da sen... Ya, Neyse daha fazla. Öğrencilerin daha. durumu da çok kötü. 9 Eylül itibariyle açıldı okullar. Şimdi arka arkaya araştırmalar yayınlanıyor. 3 öğrenciden birisi okula aç gidiyormuş. Eskiden böyle bir dönemimiz yoktu yani bu beslenme çantalarınız dolu. Vardı ama giderek çoğalıyor. Eskiden de vardı. Okula aç gidiyor diye ben son yıllarda duydum. Son yıllarda şeyi. biraz tabii doğal olarak yoksullukla beraber görünür oldu. Hmm. Aslında bak biz bu yaşadığımız olayların hepsi vardı. Yani bu çocuk öldürme falan filan bu yeni olan şeyler değil. Enses ilişki çoktu mesela. Niye şimdi çok duyuyoruz? Artık çok teknoloji gelişti. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Yani dünyanın Amerika'da bir, dikkat et görüyorsun YouTube'ları. Amerika'da adamın kapısının önündeki bir olay sokak kamerasına yansıyor. sokak kamerası internete düşüyor. İnternet her tarafa yayılıyor. Artık her şey çok şeffaf. Gözümüzün önünde. Doğal olarak biraz daha ama artı bizim ekonomimizin bozulmasıyla beraber Yoksulluğun da artması en çok fakir fukaranın. Zengin nerede? Zengin zaten özel okulda. Yani bir avuç zengin çocuğunu öl ölüyor, bitiyor, veriyor özel okula. Garip kuraba nereye gönderiyor? Devlet okuluna. E zaten aç. 17 bin lira asgari ücret alan adam ne ne yapacak ki çocuğuna? Paşlık mı verecek okulda? Günde 100 lira versaydı 3 bin lira diyor ki 100 liraya. 100 lira bir simit alamazsın ki. Simit çay desen 100 lira zaten. İBB şimdi destek verecek de 3 milyon paket. Ama hani çözüm bu da değil. Çözüm, yani çözüm değil ki. Mu? Hangi birine verecek? Yani belediyeler hangi birine yetişebilir ki? Belediyeler zaten işi şeye döktüler. Hani bunu eleştirici söylemiyorum. Yani doğal olarak artık sosyal yardım dağıtan insanların karnını doyuran bir merkeze dönüştü. 40 liraya işte İmamoğlu diyor ki bugün Sancaktepe metrosunu açtık diyor. 40 lirada diyor kent lokantası açtık. E tamam aferin çok güzel. Nereye gidecek ki bunun sonu? Kaç yıl daha 40 liraya kent lokantası açabilirsin? Seni iktidara getirene kadar. Sonra sonra bu yoksul halk ne yapacak? Senin 40 liralık lokantana daha ne kadar muhtaç halde yaşayacak bu ülkenin insanları? Ben niye belediyenin 40 liralık lokantasına muhtacım sorusunu sormuyor insanlar? O yüzden öğrencilerin durumu felaket. Sadece açlıkta değil. Eğitim felaket. Akıllara ziyan bir Milli Eğitim Bakanı var. Ne yaptığı belli değil. İlk dersi Hamas'la başlatıyor. Gazze'den Çanakkale'ye. Gazze'den Çanakkale'ye diye Hamas anlatıyor. Ya böyle bir delirmişlik hali. Ya bu milletin bakanına soruyorlar. Siz şeriat propagandası mı yapıyorsunuz? Bir röportajını gördüm Melike. Şeriat propagandası. Verdiği cevap bakar mısın? Keşke şeriatı övecek kadar bilseydim. <laughs> Adamın cevabına bakar mısın ya? Niye bilmiyorsun? Çünkü şeriat diye bir şey yok. Çünkü koca bir İslam dünyası şeriat nedir yazabilmiş değil. Herkesin şeriatı kendi kafasında şeriata övgü düzdüğünü gurur yapan Milli Eğitim Bakanı yasayı delip profesör yapıldı. Normal biliyorsun profesör diye beş yıl beklenmesi lazımdı. Mevcut Milli Eğitim Bakanı için yasayı değiştirdiler. Profesör yaptılar yasayı bir daha eski haline değiştirdiler. Bu şeriata aykırı mıydı? Sorsan desen ki ya bu yapılan sana sana yapılan bu kıyak şeriata şeriat olsaydı sana bu kıyak yapılır mıydı desen? Kendi kafasına göre şeriat da. Şimdi adamın kafası yani ülkenin Milli Eğitim Bakanı şeriat keşke övecek kadar bilseydim diyor. İlk ders Gazze anlatıyor. Çocuklar aç. Eğitim tablo ortada. Üniversite sınav sorusunda ilgilenmiyor ki. Ortalama 4 soru, fizikte 4 soru sormuş. Umurunda değil. OECD rakamlarına göre okuduğunu anlamada son sıradayız. Türkiye toplumunun %40'ı okuduğunu, dinlediğini anlamıyormuş. Bunlar yok. Eğitim yok, adalet yok devletin, siyasetin gündeminde. Eğitim yok, adalet yok. Toplumun yaşamını, refahını yükseltmek yok. Ne var? Köleleri yolalım, değerler üzerinden istismar edelim. Yolunacak kaz gibi kendimize bir sefa sürelim. Siyaset esnafı olarak birbirimize de çok fazla da abartmayalım. Kemimizi yüzdürelim. Çocuklar ölünce hepsinden daha çok biz ağlarız ekranlarda iki gün sonra katili affederiz sorun değil böyle bir ülke ve biz de böyle izliyoruz bugün de şimdi siz bunları anlatınca aklıma geldi eski bakan AKP vekili Hulusi Akar da bir etkinliğe katılıyor ve eğitimin amacının Allah'tan korkmak olduğunu söylüyor diyor ki bir diyor Allah'tan korkudur İki, kuldan utanmaktır. Eğer diyor bunları verirsek o çocuğu diyor dünyanın istediğin tarafına gönder hiçbir şey olmaz korkma diyor. Ben de dinledim o konuşmasını. <laughs> Büyük bir hayretle dinledim Melike. Dedim ki bu adam bu ülkede genel kurma başkanlığı yaptı. Vah 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 ülkenin haline. Kurmay zeka diye bir şey vardı eskiden ya. General aklı, general zekası diye bir şey vardı. Karşımda ilkokul çocuğu gördüm ilkokul çocuğu, bak ilkokul çocuğu derken ilkokul düzeyini anlatmıyorum. yaşı söylüyorum. Bazı okurlarım bana Levent Bey ilkokul mezunlarını çok aşağılıyorsun diyorlar. Ben öyle ilkokul mezunu gördüm ki 40 tane üniversite mezununu cebinden çıkarar. Onları kastetmiyorum. İlkokul düzeyi dediğin zaman o yaştaki akıl algılama düzeyini kastediyorum. O yaş, 13 yaş, 12 yaş, 11 yaş. Konuşmasın dinlenen dedim ki vah vah vah. 13 yaşında bir ilkokul çocuğu ancak böyle bir yorum yapardı. Eğitim diyor bilgi öğrenmeni yeni değildir. Aslında söylemeye çalıştığı doğru bir şey. Yani söylemeye çalıştığı dediğim şu. Eğitimle öğretim farklıdır. Öğretim bilgi. Eğitim insanlaşma. Yani bir canlıyı alıp insan yapma. Ona değerler yükleme. Ahlakı öğretme, saygıyı öğretme, Nezaketi öğretme, inceliği, başkasının hakkını yememeyi, çalmamayı, kurallara uymayı, ülkeye yararlı bir evlat olmayı. Anlatabiliyor muyum kendi ülkene? Ülkene olan bağını geliş. Bunlar eğitimle ilgili bir şey. Ama koca bir ülkenin genel kurma başkanlığını yapmış bir kurmay kafa eğitimi Allah'tan korkmayı öğrenmek olarak görüyor. Yani şunu demiyor. Şu anda Türkiye'yi Allah'tan korktuğunu söyleyen insanlar yönetiyor. Ülke ne halde? Yahu narinin cenazesini götürüp de çuval içerisinde büyük bir soğuk kanlılıkla dereye bırakan adam namazımı kıldım diyor. Allah'tan korkan adam yapıyor bunu. Amcasının dindar olduğu söyleniyor. Allah'tan korktuğunu söyleyen insanlar tarikatlerde çocuklara tecavüz ediyor. Allah'tan korktuğunu söyleyen insanlar rüşvet pazarlığı yapıyor. Koca bir genel kurmay başkanlığı yapmış, ülkenin milli savunma bakanlığını yapmış bir aklın insan için esas olan Allah korkusu değil, sağlam bir ahlak edinmektir. Allah'tan korkan yani Allah, insanlar Allah'tan korkmazlar, korktuğunu sanarlar. Ne zamana kadar korktuğunu sanarlar? Kendi çıkarıyla korku çatıştığı zaman. Yani bir rüşvet alma aşamasına geldiğinde korkuyu unuturlar. Başkasının hakkını yeme aşamasına geldiğinde korkuyu unuturlar. Başkasına kötülük yapma mecburiyetine geldiğinde korkuyu unuturlar. Peki ne zaman rüşvet almazlar? Gerçek bir ahlak edindiğinde. Yani rüşvetin kötü bir şey olduğunu, bunu aldığında çok aşağılık bir insana dönüşeceğini, ben o aşağılık insana dönüşmek istemediğim için rüşvet almıyorum diyebilecek bir bir Karakter yapılanması, yapı, yapı, bunu dinle elde edemedi. Yani dinin ahlak vermediğini koca bir adam öğrenememiş. Diyor ki Allah'tan korkuyu öğretmezsek diyor İşte LGTB'ler başımıza bazı sorunlarımız da var diyor. Bu ülkeyi 20 yıldır İmam Hatip mezunları yönetiyor. İmam Hatip mezunu dediğin bu ülkede en çok Allah korkusu vaazı alan insanlar. Bu ülkeyi 20 yıldır Müslümanlık terbiyesi aldığını söyleyen insanlar yönetiyor. Bu ülkeye en büyük ihaneti onlar yaptı. 40 yıldır Fethullah Gülen İslam terbiyesi alıyordu. Allah korkusu öğrenmişti, değil mi? Bu ülkeye en büyük ihaneti o yaptı. Bu ülkede hırsızlık meşru hale geldi. İmam hatip mezunlarının yönettiği bir ülkede, dindarların yönettiği bir ülkede. Bu ülkede tecavüz bir seferden bir şey olmaz, çocuğun da rızası vardı diyen İmam hatip mezunu bakan gördü bu ülke. Görmedi mi? Tabii. Gördü. O yada. Tarikatların çürümüşlüğü, Kur'an kurslarının berbatlığı, cemaatlerin hırsızlığı, lüksü şatafatı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın makam aracını beğen, bütün bunlar Allah korkusu yapan insanlar yapıyor. Allah. Bunu anlamamış. Zannediyor ki herkes Allah korkusu verdiğimizde dünya uçacak. Sen Allah'tan değil, insana kendinden utanmayı öğretmemiz lazım. Yani bir insana önce başkalarından ama en çok kendinden. Bir insanın en büyük jandarması, en büyük polisi kendi vicdanıdır. Kendiyle baş başa kaldığında yanlış yapmaktan imtina ediyorsan namuslu bir insansın. Öyle derler. Dürüstlük nedir biliyor musun? Kimsenin bakmadığı, kimsenin görmediği anda doğru yapmaktır. Dürüstlük budur. Hiç kimsenin görmediği bir önde önünde imkan varken ben bunu alamam bu benim hakkım değildir Diyebiliyorsan sen çok namuslu bir insansın. Ancak öyle olur. Bunu öğretsene okullarda. Allah korkusu öğretecekmiş de. Hani gördük Allah korkusunun ne hale geldiğini. Teşekkürler yorumlarınız için. Ben İzleyenler, de çok beğeni ve yorumları unutmazlarsa çok seviniriz. Cuma görüşmek üzere. Evet bugün ben biraz tedirgindim. Günden pek zayıf sadece narin konuşuyor ama herhalde fena bir program olmamıştır Yok, evet. diye umut Yine ediyorum. Yine 40'a yaklaştık sanki. Ha? 40 dakikaya yaklaştık ha? bence. Evet. Evet sevgili seyirciler. Bugünlük bu kadar. Bir aksilik, bir terslik olmazsa çarşamba yok cuma. Cuma evet. Cuma sabah 8'de buluşmak üzere. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bağışlarınız için görüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hepinize şimdiden iyi günler diliyoruz. Bitlo kripto para platformu sunduk.